Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde not defterim uygulamamız için bir tane content provider sınıfı yaratacağız. Hatırlarsanız bir önceki derste content provider ile ilgili temel kavramları anlamak için farklı bir örnek yapmıştık. Basit bir örnekti o, tek bir tablonun olduğu. Bu derste öğrendiklerimizi kendi ana uygulamamız olan not defterim uygulamasında yapmaya çalışacağız. Şöyle bir kod yapımız vardı. Ne demiştik? Veri tabanımızda, tablolarımızla ilgili bütün sabit değerleri biz bir tane dosyada toplamıştık. Bunun adı kontrakt. Daha sonra bir database helper'ımız vardı. Bu ne işe yarıyordu? Bu veri tabanının oluşturulması, bu veri tabanındaki tabloların oluşturulması gibi işlemleri de ben database helper'ıma yaptırıyordum. Ve ilgili database'i sorgulamak, işte veri eklemek, çıkarmak, güncellemek gibi olayları ben helper üzerinden yapıyordum. Kontrakt sınıfım bu şekildeydi. Şöyle bir arayüzünü hatırlayalım isterseniz. Şimdi bugünkü derste işte biz buradaki verilere erişmek için daha önce ne yaptık? Main activity'den sorgularımızı yaptık. Mesela not oluştur, not oku gibisinden. Gördüğünüz gibi direkt olarak database'e erişip ilgili işlemleri yapmışız. İşte bu işlemleri ne yapacağız artık? Content provider ile yapacağız. Content provider'da bu işlemleri ele alan metotlar olacak. Ben bir content resolver'la bir istek göndereceğim. Content provider bunu alıp bana bir cursor'la veya bir değerle geriye dönüş yapacak. Böyle bir uygulamam vardı. Bunu tıkladığımda kategori aktiviteye gidiyordum. Burada kategorilerle ilgili işlemler yapıyordum. Bunun gibi bir arayüzü ve şu an için bunları veri tabanına bağlamamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi gelin bu sınıf için veya bu uygulama için bir content provider oluşturalım. Data'nın altına gidiyorum. Yeni Java sınıfı diyorum. Bunun adına da not defteri provider ismini veriyorum. İsminin hiçbir önemi yok. Ve bu sınıfı ne yapıyorduk? Content provider'dan extend ediyorduk. Content provider. Ve bir hata alıyorduk. Bu hata neden de 6 tane metodum vardı. Bunları override etmem gerekiyor. Okey deyince ilgili metotlar oluşturuldu. Ve bu uygulamamda yapılacak bütün sorgulama, ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini ben bu sınıfın içinde yapacağım ve bir content resolver benden istekte bulunduğunda buradaki metotlar ona cevap verecek. Yine bir önceki dersten hatırlayacağınız gibi ne yapıyorduk? Provider'ın da kendine özgü bazı sabitleri vardı. Şimdi sabitler deyince benim kullanacağım sınıf kontrakt sınıfı. Burada her bir tablo için entry'ler oluşturmuştuk. Entry tablo demekti biliyorsunuz. Notlar tablosunun tablo adı ve sütun adları burada. Kategorinin de yine aynı şekilde burada. İşte bu sınıfın içinde ne yapacağız? Content provider'ımızla ilgili sabitleri burada tanımlayacağız. Önce bu değişkenler dışarıdan erişileceği için bunları public yapıyorum. Ve de değiştirilmeyeceği için final tanımlıyoruz. String dedim. Önce neyimiz vardı? Bir content authority diye bir değişkenim vardı. Ve bu sürekli olarak genellikle ne olurdu? Package adı. Bakın datayı yazmıyorum. Data ayrı bir klasör. Package adını yazdım. Daha sonra content provider'ın ismi neydi benimki? Not defterim provider'dı. Şurada gördüğünüz gibi. Tabii bunu ne yapalım? Küçük harflerle yazalım. Not defterim provider. Authority bu şekilde. Şimdi gelelim petlerimizi oluşturmaya. Bunlar da yine static final olacak. String. Pet dediğimiz ise neydi? Authority'nin sonuna eklenen petlerdi. Pet diyorum. Ne diyelim? Mesela notlar tablosuna erişilecekse notlar olsun. Küçük harflerle. Aynı şekilde kategori tablosuna erişilecekse de kategoriler olsun. Pet kategoriler dedik. Ve bu da kategoriler olacak. Bunları yaptıktan sonra bir tane ne yapıyorduk? Base content URI oluşturuyorduk. Bu da yine aynı şekilde public static final olacak.
ve de tipi de URI olacak. Ve burada bir metot kullanıyorduk hatırlarsanız. Base content URI diyelim buna. URI nokta parse metoduyla benim buna verdiğim string değeri ne yapıyordu? URI'ye çeviriyordu. Benim URI'm neyle başlıyordu? Content 2 nokta slash slash. Daha sonra da content authority deyip base URI'mizi oluşturuyoruz. Hemen unutmadan ne yapalım? Bunu Android Manifest'te tanımlayalım. Bu manifest dosyasında Android'imizi oluşturan 4 ana komponenti tanımlamak gerekiyor. Content Provider da bunlardan biri. Authorities olarak belirttiğim değer neydi benim? Şuydu. Birebir aynen yazmak zorundayız. Aksi takdirde isteklerimize cevap alamayız. Name'ine de Content Provider sınıfınızı yazıyorsunuz. Data package'ının altındaki ya da data klasörünün altındaki not defterin provider olacak. Export'u da false yapalım. Dışarıya bir veri sağlamayacağız biz. Bunu dedikten sonra şöyle kapatırsak daha güzel olur. Şimdi ana content authority'yi verdik. Base content URI'yi tanımladık. Şimdi her bir tablonun içinde bunları içeren content URI'yi tanımlayacağız. Şunu hemen ben şuradan copy paste yapayım, uzun uzun yazmayalım. Gördüğünüz gibi content URI dedim. Ne URI nokta with appended path'i zaten daha önce kullanmıştık. Şurada verdiğim URI değerine yani buna path notları yani notları dibine ekliyordu. Ve sonuçta şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani bana kişi şöyle bir URL ile gelirse, URA ile gelirse ne oluyor arkadaşlar? Ben bunun notlar sınıfına, notlar tablosuna ait olduğunu anlıyorum. Aynı şekilde kategoriler içinde bunu oluşturalım. Bakın farkındaysanız ikisine de content URI dedim. Ama tabii ki de içerikleri farklı. Buraya dikkat edelim. Base content URI'mıza pet kategorileri ekleyerek bu tabloya erişildiğinde bu linkin gelmesi gerektiğini ben söylemiş oluyorum sisteme. Burası bu şekilde. Şimdi gelelim not defteri provider'a. Burada da neyimiz vardı bizim? Bir tane URI matcher'ımız vardı değil mi? Şimdi onu anlatalım size ne olduğunu. Private dedik. Sadece bu sınıfta kullanılacak bu. Final diyorum. Ve de URI matcher'dan burada hemen bir nesne üretiyorum. URI matcher. Bu bildiğiniz gibi ilk bir değer istiyordu. İkleme aşaması için URI matcher nokta no match. No alt çizgi match. Geçiyoruz. Bir hata ver. Hata sınıfı yazdıktan sonra adını vermemişiz. Matcher diyorum bunun adına. Ve daha sonra ne yapıyorduk? Bir statik metot. Statik diye başlatıyoruz. Bu statik neydi? Bu sınıfa herhangi bir şekilde ilk defa ulaşıldığında biz buradaki matcher'ımıza tanımlayacağımız neyleri linkleri ekliyorduk. Add URI deyip. Bu benden öncelikle authority bekliyor. Authority'ye ben nasıl erişeceğim? Bu sınıfta değil. Not defterim contract nokta content authority deyip erişeceğim. Daha sonra path. Path dediği neydi? Yani notlar tablosuna mı erişecek yoksa kategoriler tablosu mu? Bunun için yine aynı şekilde contract nokta. Öncelikle mesela notlar için yapalım. Path notlar dedim. Şimdi de integer code dediği kısım. Yani bana böyle bir link geldiğinde ben bunu hangi değerle ne yapayım göstereyim gibi bir şey. Yani biz buradaki kocaman linke bir integer değer atacağız. Bunu isterseniz gelin şurada yapalım. Şöyle ben şurada oluşturalım. Private static final integer diyorum. Ve şöyle URI kod diyorum. Notlar tablosu. Aynı şekilde private static final integer diyorum. URI kod kategoriler. Tabii bunlara ne yapalım? Değer atayalım.
Bu bir olsun, hiç önemi yok. Yeter ki birbirinden farklı olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi dediğimiz gibi bir URI ekledik ve bu URI notlarla ilgili ise bunun değeri bir diye yazmayalım da buraya. Şöyle URI kod diyelim. Sabitlere bağlı kalalım. Aynı şekilde mature dedim. Yeni bir URI ekliyorum. Öncelikle not defterim kontraktan pardon. Not defterim contract.content authority dedim. Daha sonra da not defterim contract.pet kategoriler deyip kategoriyle ilgili bir link geldiğinde bunun da URI kodunun 2 olmasını şuradan sağlayacağım. Şurayı şöyle küçültelim. Şurayla pek işimiz yok şimdilik. Umarım anlaşılmıştır. Böylece linklerimizi de tanımlamış olduk. Benim burada yapacağım yani bu sınıfta yapacağım işlemler ya notlar tablosu ile ilgili ya kategoriler tablosu ile ilgili. İkisi için de URL'leri ekledim ve biz bunları buradaki metotlarda kullanacağız. Şimdi onu gördüğünüzde eminim daha anlaşılır olacaktır. Bunları yaptık. Şimdi geldik onCreate metoduna. onCreate metodu nedir? Benim content provider'ımın ilk defa oluşturulduğunda çağrılacak olan metot. Ben bu sınıfın içinde bazı sorgular yapacağım. Gerekirse ekleme çıkarma yapacağım. Ne lazım bana? Bir tane database lazım, değil mi? SQLite database. DB diyorum buna. Peki database'e ulaşmayı nasıl yapıyordum? Database helper'ım ile yapıyordum. Buna da helper diyelim. Ve de bu content provider ilk oluşturulduğunda ne yapalım? Öncelikle helper'ımızı helper eşittir new database helper deyip oluşturalım. Bu benden bir context bekliyordu. Bunu get context dememiz lazım. Çünkü this diyemeyiz. Bu bir aktivite olmadığı için context'e direkt olarak erişme imkanı yok. Ve database helper'ı şuradan bakarsanız database helper'ın constructor'ında gördüğünüz gibi bir tane context değeri beklediğini söylüyor. Ben bunu buna yollamış oldum. Daha sonra da DB'ye helper'ımızı kullanarak helper.getWritable database diyorum. Yani bazı mesela query'de sadece readable'ı alabilirdik ama genel olarak writable alırsak bunun içine hem okuma hem yazma yapabiliriz. Ve de şunu da true'ya atayalım. Başladığı belli olsun. Evet, ilk metodumuzu oluşturduk. Umarım buraya kadar bir sıkıntı yoktur. Şimdi yine ilk olarak insert'ı yapalım ki verilerimizin kontrolünü yapabilmemiz için yani uygulamamızın çalışıp çalışmadığını anlamak için önce insert'ı sonra query yapalım. Daha sonra da delete ve update'i yaparız. Bir insert yapıldığında tetiklenecek olan metot burası. Buraya geliyoruz. Basit bir şekilde ne yapmamız lazımdı? DB nokta insert diyerek benim burada işlem yapmam lazım. Ama burada gördüğünüz gibi iki tane tablo için iki farklı insert işlemi var ve hangi tablo insert yapacağımızı nereden bileceğiz? Bunun için öncelikle bir switch case kullanmamız lazım. Bizim bir matcher'ımız vardı ve match deyip buraya gelen URI'yi buraya yolluyoruz. Şimdi bu olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Eğer notlar tablosuna insert yapılacaksa burası bana URI kod notlar denen bir değerini dönecek. Kategoriler tablosunda işlem yapılacaksa iki değerini dönecek. Bu yüzden bir switch case kullandık burada. Buraya geldikten sonra da diyorum ki eğer case 1, 1 demiyorum da burada URI kod notlar diyorum. Buraya da bir break yazalım. Aynı şekilde eğer gelen istek kategoriler tablosuna bir insert işlemi ise burası çalışsın. Ve ben bana gelen URI ile bunu anlayabileceğim. Daha sonra URI koda geldiğimizde notları yaptığımda ben buraya artık db nokta insert deyip tablo adım ne olacak burada? Notlar olacak. Bunun için ne yapıyorduk? Kontrakt sınıfımızı kullanacağız. Not defterim kontrak nokta
kategori notlar entry nokta table name'i tablo adı olarak gönderdim. Daha sonra null column hack'i null geçiyoruz. Ve de eklenecek değerleri de values'ten alıyoruz. Şimdi bakın, bu metoda ben main activity'den parametre göndereceğim. Content values falan oradan gelecek. Direkt olarak bunu buraya bu yüzden atadım. Daha sonra isterseniz burada bir kontrol yapalım ama şu insert metodu bana geriye ne dönüyormuş? Bir long değer dönüyormuş. Long id diyelim ve bunu buraya atayalım. Burada bir kontrol yapabiliriz. If derim, eğer id eşit eşit eksi 1 ise, yani herhangi bir ekleme işlemi yapılmamışsa, şöyle bir parantez açalım. Ne diyelim? Log nokta i diyelim. Ne diyelim buna? Öncelikle sınıfımızın adını yazalım. Not defterim provider hata. Şöyle şurası böyle kalsın. İçerik olarak da insert hata desin. Ve de buraya gelen URI'yi buraya verelim. Ve return null atayalım. Şimdi şuradaki işlemlerin aynısını ben kategoriler içinde yapacağım. Daha fazla sorgu koşul yazabilirdik. Bu yüzden diyorum ki hani böyle kodları birbiriyle karıştırmamak adına ben ekleme yapan kendi metodumu yazayım ve onu sadece burada çağırayım. Şunlar şurada dursun. Buraya kendi metotlarımı yazacağım. Private. Bakın. Buradaki insert geriye URI döndüğü için benim buradaki metodumda geriye URI dönecek. Daha sonra buraya kayıt ekle yapıyorum. Kayıt eklenin çalışması için bir URI lazım. Bunları birazdan kullanınca ne işe yaradıklarını anlarsınız. Daha sonra ekleme yapmam için values lazım. Bir de hangi tabloda işlem yapacağımı bilmem için bir table name lazım. Content values diyorum. Hangi tabloda işlem yapacağımı da buraya parametre olarak geçeceğim. Tablo adı. Buraya geldim. Şurada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Şunu şuradan kesiyorum. DB'ye insert yapacağım. Buraya tabii notlar entry table name değil de tablo adını göndereceğim buraya. Tablo adı. Daha sonra null. Daha sonra da values gelecek. Bunu yaptıktan sonra da şuradaki kontrolü bunun içinde yapacağım. Umarım anlaşılmıştır. Ve de geri dönüş tipi olarak ki benden şu an hata veriyor. Çünkü URI diye bir geri dönüş tipi ve tanımlamışsın ama herhangi bir şey geriye döndermedin diye. Bu geriye dönerken de şöyle bir şey kullanıyoruz. Content URIs nokta diyorum. With appended id. Bu da kendisine gelen URI'yi yazdık. Sonuna bir şey ekleyerek geri gönderiyor. Haydi. Şimdi ben kayıt eklemek için buraya bir URI yolluyorum ya. Ve kayıt eklendi. Mesela 5 numaralı kayıt eklendiyse bu da geriye işte benim yolladığım URI slash 5 deyip geriye bir değer döndürecek arkadaşlar. Şunu da ne yapalım? Tamam, burası doğru. Evet. Şimdi geldik bunu burada çağırmaya. Matcher'ımıza geldi. URI kodlar. Bu da gördüğünüz gibi URI döndürüyor. Return diyorum. Kayıt ekleyi çağırıyorum burada. Öncelikli olarak parametre olan gelen URI'yi yolluyorum. Daha sonra content values'u yolluyorum. Daha sonra da tablo adını yolluyorum. Eğer notlara girmişse ben buraya ne yazmam lazım? Not defterim contract nokta notlar entry nokta tablo adı. Umarım anlaşılmıştır. Şuradaki break'i artık silebilirim. Şimdi aynı işlemi kategoriler için yapacağım. Return diyorum. Şunu şuradan sileyim.
Kategoriye bir ekleme işlemi yapılıyorsa kayıt ekle metodundan gelen değeri dönecek. Bu benden önce bir URI istiyor. Main Activity'den bunu parametre olarak buraya yollayacağız. Yeni değerlerimizi de yine aynı şekilde Main Activity'den yollayacağız. Tabloda da bu sefer ne olacak? Not defterim contract nokta kategori entry nokta table name olacak. Yok ola ki bilinmeyen bir veya yanlış bir URI geldiğinde de buraya bir default kısmı yapalım. Hani bunlara girmezse ne yapsın? Throw yeni bir hata fırlatsın. New illegal argument exception desin. Şuraya da insert bilinmeyen URI diyelim ve daha sonra da parametre olarak gelen URI'yi burada gösterelim. Bunu yaptığımda artık buraya gerek yok. Çünkü doğru ya da yanlış bütün olayları ben burada ele almış oldum. Ya bunlara girecek ya da bilinmeyen bir şey olup bir hata fırlatacak. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelin bunun uygulamasını yapalım. Böylece kafamıza daha iyi oturacağını eminim. Buraya geliyorum. Mesela kategori basit olduğu için kategori tablosuna bir şey ekleyelim. Kategori ekle diye bir metodum olsun. Yine arayüzle ilgili herhangi bir işlem yapmıyorum şu an için. Şunları şuradan kapatalım. Şuraya bir oluşturalım. Private void kategori ekle. Şimdi benim content provider'a erişmem için ne lazımdı? Bu sınıfa atanmış olan content resolver'ı öncelikle ele alıyorum. Daha sonra bir insert işlemi yapacağımı söylüyorum. Gördüğünüz gibi benden bir URI bekliyor. URI'mızı gidip en yukarıda oluşturalım. Şuraya geliyorum. Ya da bunları burada mı oluştursak diye düşündüm de iki farklı tablo olduğu için aslında burada vermemiz daha güzel olur. URI olarak yine not defterim kontrak nokta kategori oluşturacağım için kategori entry nokta bunun content URI'ını yolladım. Daha sonra benden content values yani eklenecek değerleri içeren bir content values bekliyor. Geldik buraya. Content values dedim. New content values ve bunun içine değerlerimi koyuyorum. Aslında koyacağım bir tane değer var değil mi? Kategorimizin adı. Bunun key'i ne olsun? Yine not defterim kontrak nokta kategori entry'deki column kategori olsun. Değeri ne olsun? Mesela deneme kategorisi olsun. Ve bunu buraya yolluyorum. Values diyerek. Umarım anlaşılmıştır. Bu geriye ne dönüyordu? Bir URI dönüyordu. İsterseniz bunu şurada bir ele alalım. Bakalım bana geriye ne dönmüş. Eşittir dedim. Ve de arkadaşlar bunu bir tane toast mesajıyla ekrana bastıralım. Kontekste disk geçebilirim. Daha sonra ne diyelim? Eklendi desin, iki nokta desin ve geriye dönen şu URI'yi bir ekleyelim bakalım nasıl bir linkmiş. Toast noktam langlog nokta show. Evet. Bu metot ne zaman çalıştırılacak? Gördüğünüz gibi on create olduğunda. Şimdi uygulamayı tekrardan bir başlatalım bakalım bir hatamız var mı? Bakın, content Emre Altunbilek 14 numaralı kategori eklenmiş. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer de 15'i eklemesi lazım. Evet, not defterin provider kategoriler 15 isimli değer eklenmiş deneme kategori adı altında. Umarım anlaşılmıştır. Diğer metotları bir sonraki derste oluşturacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.